Uyanın uykudan uyanan aslanlar gibi. Yenilemeyecek kadar çok sayıdaki. Savurun dünyaya zincirlerinizi. Uykuda üzerinize düşen çiğ taneleri kadar çoksunuz. Onlarsa bir avuç. İngiltere'de 1815'te patlak veren ekonomik kriz, işçi sınıfını daha büyük bir sefaletin içine itti. Kârlarının düşmesini istemeyen patronlar, çözümü işçileri işten atmak ve ücretlerini düşürmekte buldular. Ücretleri düşen işçiler, ithal tahıl yasası nedeniyle ekmek fiyatlarının da artmasıyla yiyecek ekmek dahi bulamamaya başladılar. To talk of cutting wages again next month. Cutting them to what? To the bone, mother. There's a shortage of corn. They won't let them import any from France or America or anywhere. So they force prices up and us poor souls end up paying five times more for a loaf of bread. Bu koşullar işçileri kaçınılmaz olarak örgütlenme ve mücadele araçlarını oluşturmaya itecekti. Krizin daha da şiddetlendiği 1817 ila 1819 yılları arasında işçiler pek çok grev örgütlediler, yürüyüşler düzenlediler. Yasak olmasına rağmen sendikalarını kurmaktan çekinmediler. Friends, I urge you, one and all, to go home to your families and tell them to join us, hand and heart. Tell them, courage is a kind of salvation. Tell them, we have it in our power to begin the world over again. Bu yıllarda işçiler bir araya gelerek toplantılar düzenlediler. İşçi toplantılarında eğitim çalışmaları yapılıyor, eylemler için kararlar alınıyordu. The men, women and children who keep the relentless grinding of the wheels of industry turning and spinning whilst working every hour that is asked of them are being left destitute. Bu toplantılara emekçi kadınlar da katılıyordu. Bir toplantıda kadınların da alınan kararlarda oy kullanması önerilmiş ve kabul edilmişti. Erkek işçilerin oy hakkının olmadığı, kadınların sendika ve oy hakkının ise henüz sözünün bile edilmediği bir dönemde alınan bu karar, oldukça ilerici ve radikal bir karardı. Kadınların oy kullanmasının ilk tohumları işçi sınıfının mücadelesinin içinde atılmıştı. We come out on strike last year. We were out 7 weeks, wasn't we? Ah, we were. They beat us back to work. And we've got nothing to show for it. İşçiler ücretlerinin düşürülmesini, hayat pahalılığını parlamentoda sadece patronların olmasına bağlıyor, kendi temsilcilerini kendileri seçmek istiyordu. One vote for each and all free men. Aye. That vote be cast in secret and annually. That is what we must seek. Seslerini daha fazla duyurabilmek için 16 Ağustos 1819'da Manchester'ın St. Peter's Meydanı'nda bir miting organize ettiler. Talepleri tahıl yasasının geri çekilmesi, herkese eşit ve gizli oy hakkı verilmesi ve parlamentonun görev süresinin bir yılı aşmamasıydı. Liberty or death! Liberty or death! Miting günü kadınlar, erkekler ve çocuklar en iyi kıyafetlerini giyerek bir bayram havasında sokağa çıktılar. Ancak işçilerin örgütlenmesine ve hakları için mücadele etmesine tahammül edemeyen patronlar son derece rahatsızdılar. İşçiler ilk kez birlik oluşturuyor, ortak talepler etrafında örgütleniyordu. Bu birliğin daha da ileriye gitmesini, işçilerin hakları için mücadele etmesini engellemek için yapılacak mitinge saldırma kararı aldılar. They must be removed forthwith. I concur. The rabble must be awed into submission. A mere show of military might would soon see them gambling like little lambs back to their loom. Daha sonra ortaya çıkan belgeler, hükümetin mitinge saldırma kararı aldığını gösteriyordu. In all my 20 years as a magistrate charged with the keeping of the peace, never have I been witness to the scale and size of these people's ambition. The trouble brewing here
has a much more frightening purpose than that of winning the vote for the working man. What we are witnessing on the ground is a vast number of people ripe for insurrection. Are the most violent preachings of disaffected demagogues who seek to strike the flint of reform against the steel of greed. The greed of a labouring class ever seeking a shilling's more wage for an hour's less toil. Let us hope this part will soon take hold. 100 bin kişinin katıldığı ve bir bayram havasında başlayan miting, askerlerin saldırısına uğradı. 17 işçinin katledildiği, 700'den fazla insanın yaralandığı bu saldırı, tarihe Peterloo katliamı olarak geçti. İşçilere yapılan bu kanlı saldırı ne unutuldu ne de hakları için ayağa kalkan işçileri durdurabildi. İlerleyen yıllarda Manchester'da ve tüm Avrupa'da işçiler nice mücadeleler verecek, her bir hakkı büyük bedeller ödeme pahasına patronlar sınıfından söke söke alacaktı.